Kafa koç erdin. Evden çıktık, yollardayız, yürüyorsunuz. Koç erdin Mustafa, koç erdin daha doğrusu. Yüzünüzde gülüyor. Evet. Yani sizin bu halinizi görmek gerçekten bize mutluluk da veriyor. Yalnız hızlı da yürümeye başladı ha. Evet Mustafa koç erdin. Yüz yüz gülsün. İlaçlarınız takıldı. Efendim bulantıcı gidericiler ardından kemoterapi ilaçları gelmeye başladı. Bulantı gidericiler bittikten sonra kemoterapi ilaçlarıyla aynen devam. Sonra belli bir süre sonra zımba gibi ayaktasınız. Ardından bizimle güreş tutmaya başlayacaksınız. Efendim şurada gerçi damar yolunda da bir değişiklik oldu. Diğer tarafa alındı. Hemşiremizin ani ve hızlı müdahalesiyle sorun cart diye çözüldü. Evet. Bu aşamada kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bulantı falan var mı? Oo. Zaten bir enteresan. Önceki kemoterapi falan da size hiç dokunmadı bile. Ne saç döktü ne bir şey. Pırıl pırıl olacak. Pırıl pırıl olacak diyorsunuz. Şimdi etki yapmazsa bile daha sonra yapar, gene yapar yani. Bakalım. Efendim bayağı sizi iyi gördük. Hatta çok iyi gördük. Gerçi yan taraftaki komşuyun el sallayın. Kemoterapi ilacı gelmedi. Onun bulantı ilacı şeyi sizi biraz şey gidiyor ama fazla gidiyor galiba. Size gerçi o kadar gene yüklenmediler. Siz baya baya iyi durumdasınız görüyoruz. Şöyle yakın çekin bir bakalım size. Oo, cillop cillop, ciks ciks. Efendim ayaklarınızın şişlerini gösteremiyoruz. Ayakkabılarınız var, malum haliniz. Jip, jip, jip. He? Sizin orada eğitim almış mıydınız? Evet. Evet. Eğitim alıp almadığımız da soruldu. Güzel bir şekilde. Evet Mustafa Koçerdin. Sizden doktorlarımızın da dediği gibi çok umutluyuz ve ayrıca çok uzun zamandır çok keyiflisiniz. Böyle hep böyle hep böyle hep böyle. Herkese sanırım bu şekilde bir süreç öneriyoruz. En büyük çaresi bu değil mi? Evet. Ne yazık ki bu uyuz illet, mutluluk en büyük ilacı bunun. Bu sebepten dolayı hastalarınızı üzmemeye kesinlikle özen gösteriniz. Hele bizim gibi çok keyifli bir süreç atlatırsa işte hasta gayet ileri durumdaki vakalarda bile böyle oluyor. Hastalarınıza bu yüzden iyi bakın. Keyiflerini kaçırmayın. Güzel güzel bu süreci atlatın. Evet, kısa bir ara daha verelim. Şöyle bir el sallayın. Evet, Mustafa Koçerdin. Kemoterapi öncesi bir eğitim dahi aldın. Otlar, çöpler dahil hiçbir şey kullanmıyoruz. Aspirin dahil her şeyi kullanmadan önce doktora soruyoruz. Kemoterapi aşamasında şu kolu hiç oynatmıyoruz. Hatta ve hatta hangi bitkisel çayları içelim, hangi meyveleri yiyelim diye bile kemoterapi bozar mı, bozmaz mı, sakıncası olmuyor doktorumuza danıştık. Zaten bu işin en büyük çarelerinden biri de aynı zamanda doktorun dediklerini yapmaktır. Siz efendim nasıl takip ediyorsunuz bu işi? Gösterilen yoldan yürüyerek. Gösterilen yolda herhangi bir değişiklik yapmıyorsunuz. Hayır, kesinlikle. Doğru takip ediyor, ben değil de. Bir daha, bir daha. Doğru takip ediyor, ben değil de. Ben Ferah'ım. O benim, ben. Gerçekten herhangi bir ilacı atlamamaya çok büyük bir özen göstererek, herhangi bir eksik olmadan böyle gayet güzel eğlenerek, gülerek ve bol bol da yürümeye çalışarak bu işi yürütüyoruz. Tamamıyla doktor tavsiyesine ve doktorlar nasıl diyerek, doktorun dediği hiçbir şeyden bir adım bile uzaklaşmadan inşallah çözeceğiz bu sorunu. Zaten bu şekilde olduğu zaman hasta böyle oluyor. Ya efendim yatan hastalar grubunda falan gördüğümüz bazı hastalar gibi tabii biraz daha farklı oluyor. Tabii canım. Evet Mustafa Koçer'den gerçekten seni çok iyi görüyoruz. Artık şunlardan biri başlamış durumda. Evet böyle pıt 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 akıyor. Kısa bir ara daha verelim. Şöyle hafifçene bir el sallayın. Bu bölümde böyle atlayalım. Evet Sayın Mustafa Koçer'din. Daha doğrusu Koçer'din Mustafa Koçer'din.
Az önce aldığımız şok bir habere göre esasında kemoterapi bayağı bir bitmekte. Esasında yaklaşık yarım saat süremiz kalmış. Daha uzun süreceğini sanıyorduk ama aslında o kadar uzun sürmeyecek. Evet Koçerdin, Mustafa Koçerdin, kemoterapide artık bayağı bir yol kat ettiniz. Bitme yoluna girdi. 20 dakika, yarım saat kadar bir zamanınız kaldı. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İyi misiniz? Gayet iyisiniz. Siz nasılsınız? Yakşı. Gayet güzel. Türkçe aksan gerçi biraz bozuk ama önemli değil. Pek çok kişinin Türkçesinden daha Türkçe olduğu kesin. Evet Mustafa Koçerdin, hala da yüzün gülmekte. Bazıları diyor çok ezici, çok bezdirici, şu ettirici, bu ettirici. Sanırım siz hala şu olmadınız, bu olmadınız. Kendinizi hala iyi hissetmeyi devam ediyorsunuz. Efendim duruşunuzda bile bir asalet var. Benden ne olacak canım, biz bu koç hastalığı, Koçerdin manyağı yaparız der gibi. Evet arkadaşlar, sanırım bu hastalık Koçerdin manyağı bile olacak. Evet Mustafa Koçerdin, sanırım Koçerdin manyağı etmek kararlısınız bu hastalığı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Başarmayı. Evet diyorsun, ne korkacağım, o benden korksun. Alt tarafı mikrop diyorsun. Asla mikrobik bir şey değil ama ne yapalım. Lafın gelişi diyelim. Efendim kısa bir ara daha verip. Evet dostlar, ayrıca burada çok önemli bir şey yapıyoruz ve kesinlikle tıbbi sırların ifşasına yol açmıyoruz. Ayrıca kimseye bilgi kirliliği anlamında yol açmamak için kimseye yol da göstermiyoruz. En doğru tadil nedir? Yolu size doktorlarınız göstermeli. Biz bu işe karışmıyoruz. Tamamıyla kendi ailevi olarak kendi bu anımızı kayıt altına alıyoruz. Evet, pek çok kişiye nasip olmayan bir kayıt yapmış bulunmaktayız. Daha da devam edeceğiz. Evet. Sizleri hala iyi görüyoruz ve geçici olarak gene birkaç dakikalığına tedavinin sonuna kadar devam edecek bir süreçte sizlere hoşça kalın diyoruz. Şimdi bu arada Züleyha Koçerdin, burada biraz daha farklı bir şey var Mustafa Koçerdin, kemoterapisine karşı sizin yıkama solüsyonunuz. Şimdi esas olarak senin değil mi, bitti. Kemoterapi şeysisi bitti, artık bir temizlik aşaması vardır. Bu nedir? Ha değil mi? Yani, kemoterapinin artıklarından. Radyasyondan arındırırken Mustafa Koçerdin tam tersine kemoterapi alıyor. Sizin bittikten sonraki aşamada artık değil mi, kan temizliği falan oluyor. Şimdi burada bir de böyle bir farklı bir durum var. Sadece kemoterapinin bitmesi yetmiyor. Aynı zamanda bir de kemoterapinin bitişinden sonraki aşaması var. İşte bu sebepten dolayı bayağı uzun sürüyor. Kanser olmamaya bakın. Olursanız da doktorunuz ne diyorsa yapın. Evet, Züleyha Koçerdin, sen de ne denirse zaten yaptın. Hatta sırf bir enfeksiyon kapmamak için babam hastanede yatarken ziyarete bile doğru düzgün. Neyse, bir şey demedim. Evet dostlar, yani o kadar falan böyle dikkatli oluyoruz ki bu konuda bildiğiniz gibi değil. Yani acayip. Bu olaydan kesinlikle bir film çıkardı ve ben de tabii ki Yüksek Koçerdin olarak bu fırsatı kaçırmadım. Evet, gülün ve gene bir el sallayın. Peki Züleyha Koçerdin, düdük öttü falan, artık bu işte durdurdular. Şimdi sanırım yıkama aşamasına geçiliyor. Yıkama aşaması nedir? Portu mu temizlenecek? Portu falan temizleyecek de böyle şırıngale mırıngale bir şey mi yapacaklar? Bitti o kadar diyorsunuz. Bu şeyle beraber sizin işiniz bitti. Efendim sizinkinin işi bitti. Daha doğrusu yan komşunun işi bitti. Sizin işiniz hala devam ediyor. Üzgün müsünüz? Bitseydi falan diyorsunuz. Elbette. Ama halinizden memnun görünüyorsunuz, gülüyorsunuz falan böyle. Gülmem gerek. Gülmeniz gerek. Tabii sizi biz alıştırdık. Böyle tabii sizinle beraber biz de çok güldük. Efendim o zaman kısa bir ara. Artık sizinle devam edeceğiz çalışmalarımıza. Evet Mustafa Koçerdin. Yan komşunun, daha doğrusu annemin veya senin eşinin diyelim, şeyi zaten söküldü, onun işi bitti. Senin de kemoterapi ilacın bitmişti. Şimdi boruların, sistemin yıkanması işlemi itibariyle tekrar. İzotonik veya daha doğrusu isim vermeyelim. Bu şekilde bir yolla artık senin de işin bugün itibariyle sonuna geldi. Yavaş yavaş yolcu olmaya doğru önümüzdeki 5-10 dakika içerisinde değil mi?
Hala kendinizi iyi hissediyorsunuz. Gayet rahatsınız. Yani şimdi diyeceğim, siz ne kadar örnek bir hastasınız. Öyle öyle, çok güzel, çok güzel. Efendim, böyle olmaya devam etmek üzere kısa bir arada. Bu arada evet. Züre Koçerdin. İlaçlarınız, bilaçlarınız, hortumlarınız, her şeyiniz söküldü. Efendim, ondan sonra toparlanmaya falan başladınız. Hayırdır, biz buradayız. Siz gitmeye mi hazırlanıyorsunuz? Bizimle mi hareket edeceksiniz? Darısı komşunun başına. Komşu, ne diyorsunuz? Komşu gitmeye hazırlanıyor. Hazırlandı. Komşu mutlu. Komşu mutlu diyorsun. Efendim, sizi biraz daha böyle ağırlayacağız. Öyle göndermeyiz. Daha burada karpuz keseceğiz. Peynir yiyeceğiz. Hiç valla. Değil mi Mustafa Koçerdin? Koçerdin Mustafa Koçerdin. Evet, aynen öyle. Evet. Evet Mustafa Koçerdin, senin de zorunda ilaç seromonin bitti. Çıkan damar yolundan kan fışkırmasın diye. Efendim, bastırırken galiba bir 5 dakika falan daha burada kalabilirmişsiniz. Sizi biraz daha ağırlayabiliriz. Ne mutlu bir ailesiniz falan dediler böyle. Sanırım biraz daha kalacağız değil mi? Yok, kalacağız, biraz daha kalacağız. Değil mi Mustafa? Kalırız, kalırız. Hiç kusura bakmasın yan komşu. Şu anda hala keyfiniz nasıl? Hala keyfiniz keyif. İşte bunları da biraz da böyle zaten örnek alınmak maksadıyla özellikle yayınlamaya devam ediyorum. Daha doğrusu çekmeye. Bakınız, bu işin en büyük sırrı keyifli olmak. Ayrıca ailecek bu işlere çok dikkat etmek. Mümkün olduğu kadar her fırsatta da keyfimizi sağlamak ve gerçekten gayet güzel bir şekilde bu uyuz illeti atlatmak. Efendim, şuradaki zaten hareketlenmeye çalıştı. Sizin yan komşu yerinde zor duramıyor. Hayırdır? Nereye gidiliyor? Yok valla, göndermiyoruz. Mustafa Koçerdin, gene kısa bir ara. Evet Mustafa Koçerdin, çıkışı hazırlanıyorsun. Kapıda durdurduk seni. Evet. Şöyle güzel, tarihi bir çıkış yapın odadan. Gene sizi gayet güzel görüyorum. Buyurun. Hadi. Evet, o tarafa gideceğiz. Gel bakalım, gel. Evet Mustafa Koçerdin, Koçerdin Mustafa Koçerdin, her güzel şey gibi hastanede böyle yatakta yumuşak yumuşak yatmanın da bir sonu var. Şu anda bankta oturuyorsunuz, herhalde iyisiniz değil mi? Hala gülüyorsunuz. Evet, sonunda bugünden beri ilk kez öksürdünüz ama sizi yoruyoruz tabii, ama ne yapalım, biraz yorulmanız lazım artık, zorlayacaksınız kendinizi. Kendinizi son olarak nasıl hissettiğinizi söyleyeyim. Mutlu musunuz daha doğrusu? Bugün sizi eğlendirebildim mi? Hı? Bugün sizi eğlendirebildik yani. Tutma beni. Tutma beni. Peki o zaman biz korkudan kaçalım, ara verelim. Allah'ım, böyle lafları nereden buluyorsun sen ya? Baba şu gülmeyi çekmemiz lazım. Bayağı iyi gördük sizi yani kısaca. El sallayın. Evet Mustafa Koçerdin, çıkıyoruz artık, evimize doğru gidiyoruz. Mahallede uzun bir yürüyüş sizi bekliyor. Yakşı yakşı gitmekteyiz. Yakşı yakşı. Efendim, ne düşünüyorsunuz? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Keyfiniz nasıl? Bugün sizi eğlendirebildik mi? Yakşı yakşı. Yakşı yakşı gidiyoruz bakalım. Eğlendirebildik mi sizi bugün? Konu budur. He? Üç kere evet. Tamam. O zaman taksiye doğru